Değerli arkadaşlar, tekrar merhabalar ve iyi hafta sonları diliyorum. Evet, hafta sonu analizlerimizin sonuncusu olarak Dolar-TL üzerinde duracağız. Dolar-TL ile ilgili olarak biliyorsunuz sıklıkla analiz vermekteyim ve bu konuda artık gündemi çok net olarak biliyorsunuz. Seçim gündemiydi, yeni açıklanacak olan ekonomik reform paketi gündemiydi derken tüm bu faktörlerin etkisi altında Dolar-TL'nin 5.85 atağını yaşadığına hep birlikte tanık olduk. Öncelikle dünya genelinde bir tabloya bakacak olursak sevgili arkadaşlar, dünya genelinde dolar endeksinde bir yükseliş eğiliminin olduğunu görmekteyiz ve bu durum paralelinde ise doların diğer para birimleri karşısında değer kazanımı gündemde, Japon yeni karşısındaki değer kazanımına ve yine euro dolar karşısında ise değer kazanımına net olarak tanık olmaktayız. Değerli arkadaşlar, altın fiyatlarında ise doların değerlenme eğilimi içerisinde olduğu bir süreçte altın fiyatlarında ise bir gerileme eğiliminin olduğunu sıklıkla sizlere bahsetmekteyim. Evet arkadaşlar, genel tablo, genel durum bu şekilde olmakla birlikte son dönemlerde net olarak görmüş olduğumuz bir gerçek var. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi yaklaşık 12 haftadır tam olarak net tarih vermek gerekirse 4 Şubat haftasından itibaren başlayan istikrarlı bir yükseliş eğiliminin var olduğunu görmekteyiz. Ve sizlere de analizlerimde sürekli olarak Dolar-TL'de kademeli yükseliş eğiliminin devam etmekte olduğunu ve trendin yukarı olduğunu vurguluyorum. Şurada gördüğünüz gibi 12 haftalık süreçte sadece bir hafta Dolar-TL'de bir düşüş söz konusu olmuş ama diğer süreçte istikrarlı bir yükseliş eğiliminin var olduğunu görmekteyiz. Sevgili arkadaşlar, çok sıklıkla sormuş olduğumuz soru şudur ki dolar TL nereye kadar yükselir? İşte 8 olur mu, 10 olur mu, 12 olur mu şeklinde. Arkadaşlar, ben dolar TL konusunda herhangi bir tahmin vermiyorum ve verilen tahminleri de doğru bulmuyorum. Yani ezbere yapılacak olan tahminler bir manada dilin kemiği yok şeklinde şurayı görür, burayı görür şeklinde bir takım seviyeler belirtmek maalesef ki bana çok gerçekçi gelmiyor. Çünkü o an içinde bulunulacak olan ekonomik tablo veyahut da piyasanın tansiyonu bu hususta nereye kadar yükseliş olabilir sorusuna yanıt verebilir. Dolayısıyla bugünden daha altı seviyesinin dahi üzerine çıkamamış veya kritik dirençleri aşamamış olan bir dolar TL için şu tarihe kadar şu olur, bu tarihe kadar bu olur gibi erken yorumlar yapmayı doğru bulmuyorum. Ama söyleyebileceğim şudur ki şurada görmekte olduğumuz tablo itibariyle kademeli bir şekilde yükseliş eğilimi devam etmekte. Yine de önümüzdeki süreçte hangi seviyelere dikkat etmek gerektiği konusunda teknik analizden bir destek almak kaydıyla bir yanıt vermek icap ederse, yani elimizde bir bilimsel veri bulunmak kaydıyla bu soruya yanıt vermemiz icap ederse şöyle bir tablo karşımıza çıkıyor. Şurada görmekte olduğunuz 7.21-7.22 seviyesinde oluşan bir zirve seviyemiz var. Ve dolar TL'nin 3.70'ler civarından bu büyük hareketini başlattığını dikkate aldığımız zaman bu çizimi bu şekilde gerçekleştirdiğimizde 7.20 direncinin aşılması durumunda şu bölgeye kadar bir yükseliş olabileceğini teknik analiz ölçümlemekte arkadaşlar. Bakın, ölçümlemekte diyorum. Teknik analiz geçmişteki verileri ve fiyat hareketlerini dikkate almak kaydıyla belli hesaplar yapmakta. Atmıyor, herhangi bir tahminde bulunmuyor. Bunu bir hesap olarak ortaya koyuyor. Ve dolayısıyla bize diyor ki şayet 7.20'yi aşarsanız, öncesinde şunu söylüyor sevgili arkadaşlar. %61.8 noktası olarak tanımlanan 5.88-5.89 seviyesine kadar bir yükseliş olasılığınız mevcuttur diyor. Ve bu seviye eğer aşılacak olur ise bu durumda 6.55 seviyesine kadar, yani şu bölgeye kadar bir yükseliş olasılığı mümkündür diyor. Bu seviye eğer aşılır ise 6.55 virajı dönülebilir ise bu durumda 7.20'deki 7.21'deki zirveye doğru bir hareketlenme ihtimali oluşur diyor. İşte arkadaşlar, bu 7.20 zirvesi de aşıldıktan sonra bu durumda ölçülen nokta %23.6'ya denk gelen 8.04 seviyesi. Şayet 8.04 seviyesi de geçilecek ve buna bir destek noktası haline gelecek olur ise bu durumda ise arkadaşlar bir sonraki direnç noktası olarak 9.37 veya 9.40 diyelim yuvarlak olarak 9.40 seviyesini hesap etmekte. Arkadaşlar, bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bunlar benim tahminlerim değil. Bunlar benim öngörülerim değil.
sadece ve sadece teknik analizin hesaplamış olduğu seviyelerdir. Yine arkadaşlar pivot sistem olarak bakalım isterseniz. Pivot sistemi biliyorsunuz aylık olarak, yıllık olarak kullanabilmek mümkündür. Pivot sistem verilerine baktığımız zaman pivot sistem diyor ki Nisan ayı içerisinde, Nisan ayı için geçerli olmak şartıyla 5.56 seviyesi pivot seviyesidir. 5.57 seviyesi pivot seviyesidir. Şayet diyor bu pivot seviyesinin üzerinde kalırsanız, kalınabilir ise 5.82.90, yani yuvarlak olarak 5.83 diyorum. 5.83 seviyesine kadar yükseliş potansiyeli vardır diyor. Nitekim biz bu ay 5.56-5.57 seviyesi üzerinde kalmayı başardık ve dolar TL'nin bu şekildeki bir eğiliminin söz konusu olması ardından 5.85'lere kadar bir yükseliş yaşandı. Ancak henüz 5.82.90 dediğimiz direnç noktasını aşabilmiş değiliz. Burası aşılır ve burası bir destek noktası haline gelirse pivot sistem diyor ki, tekrar söylüyorum Nisan ayı için geçerli olmak kaydıyla, burası bir destek olursa 6.10 seviyesine kadar devam edebilecek olan bir yükseliş potansiyelinin önü açılmıştır diyor. Şayet 6.10 seviyesi de geçilecek ve aşılacak olur ise bu durumda 6.40 seviyesini ifade etmekte. Şu an içinde bulunduğumuz ayın artık son günlerinde olduğumuzu dikkate alır isek ve bu rakamlar dahilinde ayın kapandığını, Nisan ayının kapandığını varsaymak suretiyle Mayıs ayı itibariyle pivot sistem hangi seviyeleri hesaplamış buna bakalım arkadaşlar. Mayıs ayı içinde diyor ki 5.73 seviyesi çok önemli. Şayet 5.73 seviyesi bir destek olarak kabul edilir. Bu seviyenin aşağısına gelinmez ise bu durumda 6.01, 6.02 veya genel olarak 6 seviyesine yönelik bir atak yaşanma potansiyeli mevcuttur. Bu seviye aşılır ise 6.13, 6.14 ve burada aşılır ise 6.40, 6.42 seviyesine kadar devam edebilecek olan bir yükseliş potansiyelinin var olduğunu ifade etmekte. Evet sevgili arkadaşlar, bunlar tekrar ifade etmem gerekirse teknik analizin hesaplamış olduğu seviyelerdir. Ama özellikle ve özellikle bilinmelidir ki vermiş olduğum kritik virajlar aşılmadan bir sonraki hedefin gündeme gelmesi pek tabii ki mümkün olmayacağından dolayı bugünden 10'ları, 12'leri, 15'leri konuşmak ve hedeflemenin çok da doğru olmadığı kanaatindeyim. Evet arkadaşlar, dolar TL ile ilgili olarak biliyorsunuz çeşitli durumlar söz konusu, çeşitli haber akışlarının etkisi altında kalmaktayız. İşte Sayın Albayrak ekonomik reform paketini hazırladıktan sonra Amerika'ya gitti ve orada yatırımcılara, büyük fon yatırımcılarına çeşitli sunumlarda bulundu. Türkiye'ye yatırım yapmaları konusunda ikna etmeye çalıştı. Ancak gelen haberler bu konuda yeterli başarıyı sağlayamadığı yönünde. Esas önemli olan konu ise dolar TL'nin 5.90'a kadar yükseleceği öngörüsünde bulunan ve bu konuda bir rapor hazırlayan JP Morgan'ın bu raporu ardından aleyhinde bir soruşturma başlatmıştık. Ama biz JP Morgan'ın bu hakkında bu soruşturma mıza rağmen bu Amerika'daki toplantıya JP Morgan'ın sponsorluğunda katıldık. Bu da çok ciddi bir tezat yaratmakta. Bir diğer yandan arkadaşlar Financial Times'ın bir haberi bulunuyor. Analiz başlığında da bunu kullandım. Financial Times diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası rezervleri 16 milyar doların bile aşağısına inmiştir. Ve bu durum bir aylık ithalat giderini dahi karşılayabilecek seviyenin altındadır. Ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası rezervleri artık çok ciddi alarm vermekte şeklinde bir yayın yaptı, bir haber açıkladı. Arkadaşlar bu haberin üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız bir demeç verdi ve Financial Times'ın kasıtlı olarak böyle bir yayın yaptığını, bu haberlerin hiçbir şekilde doğru olmadığını ve Merkez Bankası'nın veya ekonomimizin oldukça güçlü ve sıkıntısız bir durumda olduğunu ifade etti. Arkadaşlar bu haber doğru mudur değil midir bilmiyorum. Zira Merkez Bankası'nın kayıtlarını net olarak kimse bilmiyor aslında. İşte mesele de buradan kaynaklanıyor. Merkez Bankası'nın kayıtlarında bir netlik, bir şeffaflık olsa idi bu hususta ayrıntılı bir şekilde Merkez Bankası'nın kaydında ne miktarda rezervi var, ne miktarda ödemesi gereken yakın tarihli borcu var gibi bütün rakamları çok net bir şekilde anlayabilir, görebilirdik ve böyle bir tartışma da söz konusu olmazdı.
Burada arkadaşlar bir kavram kargaşası var. Merkez Bankası diyor ki brüt rezervlerimiz itibariyle 98 milyar dolar civarında bir rezervimiz bulunuyor. Herhangi bir sıkıntı yok diyor. Ama Financial Times diyor ki sizin diyor şu kadar açığınız var. İşte 9 milyar dolar, 10 milyar dolar civarında görünmeyen bir ortada hangi amaçla kullanıldığı belli olmayan bir kayıp para var diyor. Rezervlerinizi diyor dolar TL'yi bir şekilde dizginleyebilmek ve swap işlemleri dediğimiz yurt içi ve yurt dışındaki swap işlemlerinde kullanmak suretiyle eritiyorsunuz ve bu da sizin için önemli tehlikeler yaratmaktadır gibi bir takım iddialarda bulunuyor. Tekrar belirtmek istiyorum arkadaşlar, bu haberin ne kadar doğru olduğu konusunda net bir şey söyleyebilmek mümkün değil ama böyle bir haberin yapılmış olması yurt dışındaki yatırımcıların ciddi şekilde kafasını karıştıracak olan bir durumdur. Ve tabii ki bizim açıklamalarımızdan ziyade kendilerine yakın olan kaynakların verdiği bilgilere itibar edeceklerdir. Tabii ki yanlış bir haberi yapıyor olmaları bu çok ciddi bir hatadır veya çok kabul edilebilir bir durum değildir asla. Ama maalesef ki bizim de bu konuda net ve şeffaf bir şekilde rakamlarımızı ortaya koyup hayır arkadaş sen bu şekilde bir haber yaptın ama işte bizim gerçek rakamlarımız budur şeklinde bu haberi yapanların ve yurt dışındaki yatırımcıların gözüne gerçekleri sokabilecek şekilde hareket edebilmemiz gerekiyor. Bir diğer nokta ise arkadaşlar malumunuz üzere seçimler konusu. Seçimlerle ilgili olarak YSK'nın şu anda vereceği son karar beklenmekte. Yapılan itirazların ardından İstanbul seçimleri yenilenecek mi yoksa bu haliyle tescil mi edilecektir sorusuna yanıt henüz açık verilebilmiş durumda değil. Sizlere YSK'nın ne zaman karar verebileceğiyle ilgili olarak detaylı bir analiz aktarmıştım. YSK'nın çok çok kısa bir süre içerisinde karar verme imkanı maalesef fiziken mümkün bulunmuyor. Yarından itibaren, pazartesinden itibaren YSK görüşmelere başlayacak. İlk etapta kendisine sunulan o 3 valiz dolusu delili belgeyi inceleyecek, bunları sisteme kaydedecek ve ondan sonra da bu belgelerle ilgili olarak herhangi bir şaibe görürse çeşitli kurumlardan bu hususların araştırılması yönünde bir takım taleplerde bulunabilme imkanı ve olanağı bulunuyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu süreç 3 aylık bir zamana kadar uzayabilir. YSK 3 ay içerisinde karar vermek durumunda ama bazı kaynaklara göre ise YSK'nın bu hafta içerisinde bu konuyu karara bağlayabileceği yönünde ifadeler gündemde. YSK'nın bu hususta vereceği karara kadar dolar TL'deki dalgalanmaların devam etmesini çok affedersiniz. Dolar TL'deki dalgalanmaların devam etmesini bekleyebiliriz. Zira gelecek olan kararın ne yanda olacağını bilmiyoruz. Bir iptal kararının söz konusu olması ve yeni bir seçim kararının alınmış olması durumunda ise piyasalarda yeni bir belirsizlik, yeni bir seçim ekonomisi dediğimiz seçimlere yönelik yeni yeni bir takım harcamaların gündeme gelecek olması, hazırlanmış olan ekonomik reformdan uygulanması hususunda bir takım gecikmelerin yaşanabileceği gibi bir takım endişeler dolar TL'deki oynaklığı ve yukarı eğilimi biraz daha veya yukarı iştahı biraz daha artırabilecek olan faktörler konumundadır. S-400 konusu ise bildiğiniz gibi son günlerde biraz olsun tansiyonu düşmüş durumda, bir çözüm yolu aranıyor. Türkiye'den bu konuda bir uzlaşma heyeti oluşturulsun, bir komisyon kurulsun ve bu şekildeki bir komisyonda çalışmalar yapılarak bir orta yol bulunsun şeklinde bir teklif var ama ABD henüz bu konuyla ilgili olarak net bir yaklaşım göstermiş değil. Bu konudaki sıcak haberleri de yakından takip etmek gerekiyor. Evet sevgili arkadaşlar, haftalık görüntü itibariyle 5.79.50 seviyesini yakından takip etmemiz gerekiyor. Bu seviye eğer destek konumunda olabilir ise 5.88, sonrasında 5.94. Eğer 5.79.50 seviyesinin aşağısına gelinecek olur ise 5.74 seviyesi, sonrasında ise 5.65 seviyesi takip edilmesi gereken aşağı seviyeler konumunda bulunmakta. Günlük grafiklere dönecek olursak sevgili arkadaşlar, günlük grafiklerimiz itibariyle gördüğümüz tablo bu. Burada yine 5.88 seviyesindeki direnç noktamızı, Fibonacci direnç noktamızı görmekteyiz. Arkadaşlar buraya ben 20 günlük bir hareketli ortalama ekledim. Biliyorsunuz hareketli ortalamalar fiyatların salınımlarında önem taşımakta. 20 günlük üstel hareketli ortalamamız 5.67 seviyesine denk geliyor. Dolayısıyla birçok analist belli hareketli ortalamaları stop loss veya yeni alım sebebi olarak görürler. Şu an itibariyle bu hareketli ortalamanın üzerinde bir seyir söz konusudur. 5.67 seviyesinin
aşağısına gelinmesini, kısa vadeli işlem yapan veya biop vesaire gibi vadeli piyasalarda işlem yapan arkadaşlar bu seviyeyi önemsemek suretiyle bir stop loss sebebi olarak görebilirler. 5.67 seviyesi dolar TL'nin yükselişini devam ettirmesi adına takip edilmesi gereken önemli referans noktalardan bir tanesi konumunda. Günlük grafiklerimiz itibariyle sevgili arkadaşlar, pazartesi günü için dikkat etmemiz gereken seviye 5.81.25 olarak ortaya çıkıyor. Pivot seviyemiz 5.81.25. Kapanışımız 5.81.11 ila gerçekleşmiş durumda. Aşağı yukarı pivot seviyesinde kapandığımızı düşünebiliriz. Dolayısıyla 5.81.25 üzerinde veya 5.81 üzerinde kalındıkça 5.83.37, buranın da ötesinde 5.85.76 ve sonrasında 5.87.88 ki biraz önce haftalık grafiğimizde de 5.88 seviyesinin önemli bir direnç konumunda olduğunu görmüş bulunuyoruz. Zira sizlere de analizlerimde son dönemlerde sürekli olarak 5.88-5.92 aralığının önemli bir direnç bölgesi olabileceğini, bu seviyelere kadar yükseliş ve sıçramalar olabilir ama bu bölgelerin geçilememesi durumunda yeniden 5.70'lere doğru bir geri çekilme eğiliminin gündeme gelebileceğini, bu ihtimalin göz ardı edilmemesi gerektiğini sıklıkla vurguluyorum. Bu sebeple de arkadaşlar kademeli olarak almak ve kademeli olarak satmak en doğru stratejidir. Zira en dip ve en tepe noktayı tespit edebilmek gerçekten ve gerçekten çok çok zordur. Evet arkadaşlar, bu rakamları da sizlere verdikten sonra gelelim hassas grafiğimize veyahut da ayrıntılı grafiğimize. Burada arkadaşlar kanalımız sarı ve beyaz çizgilerin oluşturmuş olduğu kanal içerisinde olduğumuzu sıklıkla vurgulamaktayım. Bu kanalımızın alt destek noktası arkadaşlar 5.72 seviyesine yükselmiş durumda. 5.72 seviyesi önemli bir destek olarak kendini hissettirmekte. 5.72'nin aşağısına gelinecek olunur ise az önce sizlere 20 günlük hareketli ortalama olarak verdiğim 5.67 seviyesine doğru bir geri çekilmenin, sarkmanın yaşanması muhtemeldir. Ancak buraya kadar bir sarkma yaşandıktan sonra tekrar bu destek bölgesinin üzerine çıkma isteği de oluşabilir. Ama şu anda 5.80'ler civarında bulunduğumuz için ve şurada görmekte olduğunuz yeşil kesik eğrimizde 5.80 seviyesine yükseldiği için bizler 5.80 seviyesini öncelikli destek olarak kabul edebiliriz. 5.80 seviyesinin üzerinde kalınmaya devam ediyor ve bu seviye üzerinde kapanışlar yaşanmaya devam ediyorsa bu durumda üst bandımız olan 5.87.28 veya az önce de 5.88 olarak karşımıza çıkan seviyeyi yakından takip etmeliyiz. 5.88 seviyesi direnç noktasıdır. Bu seviyenin üzerine çıkılabilir, sıçramalar yaşanabilir ama 5.88 seviyesi destek konumuna gelmedikçe bu seviye üzerinde kalmak güç olabilir ve tekrar bu kanalın içerisine 5.80 seviyesine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. 5.80 seviyesinin aşağısında kalınıyor ise bu durumda arkadaşlar takip etmemiz gereken ana destek noktamız burada görmekte olduğunuz 5.72 noktası olarak ortaya çıkıyor. Arkadaşlar, yükselen bir trend içerisinde bulunduğumuz için, kanalımızda yükselen bir kanal olduğu için destek ve direnç noktaları her günün kapanışı ardından değişmekte, farklı değerler almakta. Bu sebeple ben sizlere her gün bu seviyeleri, seviyelerdeki değişimleri de bir şekilde bilgilendirmeye çalışmaktayım. Arkadaşlar, şimdi bir de Biop konusuna bakalım isterseniz. Biop açısından konuya baktığımız zaman Mayıs ayı itibariyle şu an aktif kontratlarımız bulunuyor. Mayıs kontratları itibariyle değerli dostlar, kapanışımız 5.82.52 seviyesinden gerçekleşti. Pivot seviyemiz 5.82.44 olarak görülmekte. Pazartesi günü için geçerli olan günlük grafiğim üzerinden sizleri bilgilendiriyorum şu anda. 5.82.44'ün üzerinde kalınmakla 5.85, bu seviyenin de aşılması durumunda 5.87 ve bu seviyenin de aşılması durumunda 5.89-5.90 seviyesi dikkat edilmesi gereken kritik seviyeler konumunda. 5.82'nin aşağısında kalınır ise 5.80 ve 5.78 seviyeleri yakından izlenmesi gereken destek noktaları konumunda bulunuyor. Haftalık olarak bakacak olursak da sevgili arkadaşlar, Nisan kontratlarına haftalık açıdan baktığımızda 5.80 seviyesinin bu hafta için geçerli olmak kaydıyla Nisan kontratlarında pivot seviyesi olduğunu görmekteyiz. 5.80 üzerinde kalındıkça bu seviye aşağısında kapanış olmamak şartıyla 5.89-5.90, bu direncin aşılması durumunda ise 5.94, sonrasında ise 6.03 seviyesini görmekteyiz. Hemen arkadaşlar, buradan bir de
Mayıs kontratları itibariyle durumun ne olduğuna bakalım isterseniz. Evet, Mayıs kontratları itibariyle sevgili arkadaşlar, çünkü vadenin artık bitimine çok az bir zaman kaldı. Bir hafta gibi kısa bir süre sonra Mayıs kontratlarımıza geçmiş olacağız. Mayıs kontratları itibariyle ise arkadaşlar 5.93.74 seviyesinden bir kapanış gerçekleşmiş durumda ve 5.93.15 civarında bir haftalık pivot seviyemiz bulunuyor. Bu seviyenin üzerinde bir kapanış gerçekleşmesi nedeniyle yukarı eğilimin devam ettiği düşünülebilir. Bu seviye üzerinde kalındıkça 5.95.60, buranın da aşılması durumunda ise 5.96-5.97 seviyesine dikkat etmek gerektiğini ifade etmekte. Destek noktamız olarak ise 5.92 ve 5.89 seviyesini görmekteyiz. Arkadaşlar, Mayıs kontratları itibariyle haftalık konumun durumun ne olduğuna bir bakalım. Haftalık görüntü ise 5.91-55 seviyesini ifade ediyor. Kapanış 5.93-74 de çok net bir şekilde haftalık pivot seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleşmiş. Eğer 5.91-55 seviyesi üzerinde hafta boyunca kalınmaya devam edilirse 6, bu seviyenin aşılması durumunda 6.04 ve bu seviyenin de geçilmesi ve destek konumuna gelmesi durumunda ise 6.12 seviyesine kadar devam edebilecek olan bir yükseliş potansiyelinin var olduğunu pivot sistem verileri bizlere ifade etmekte. Sevgili arkadaşlar, dolar TL ve BIOK doların Nisan ve Mayıs kontratları itibariyle teknik seviyeleri ve dikkat edilmesi gereken pivot değerleri sizlere arz ettiğim şekildedir. Hafta içerisinde yine bu hususlarda bilgilendirmeler yapmaya devam edeceğim. Herkese çok güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalınız, selamlar, saygılar.